Efendim saatlerimiz 19'u gösterirken Cumhurbaşkanı ile devam edeceğiz. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye Amerikan yönetimine yönelik sert eleştirileri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la G20 zirvesinde yapacağı görüşmenin öncesinde sert mesajlar verdi. Amerika ya F-35'leri verecek ya da parayı dedi. Amerikan yönetimine res çekti. Ya F-35'leri verecekler ya da parayı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü uçakta çok önemli açıklamalar yaptı. En önemli başlık Amerika ve F-35'lerdi. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler. Terörle mücadele ve örgütlere silah yardımı önemli başlıklarından biriydi. PKK'nın Moskova'da ağırlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Amerika'nın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'a ayrı bir parantez açtı. Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK-YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da da ağırlandı. Burada bunlara ilgi maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Rusya'daki kritik zirvede ise Suriye ve İdlib'de yaşanan son gelişmeler masadaydı. Türkiye olarak Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değil. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz. İdlib'de güvenliğini sağladığımız bölgelerde de zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'nin uzay çalışmaları masadaki bir diğer başlıktı. Türkiye'nin uzay çalışmalarını konuştuk. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da onun zamanlamasını, yol haritasını belirleyeceğiz. Ona göre de inşallah ilerleyeceğiz. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini yaptılar. Ve iç siyaset. Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem tartışmalarına değindi. Parlamenter sisteme dönüş yok dedi. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz.